Elliot, sıra dışı bir şey fark ettin mi? Parmaklarımın hepsinin farklı uzunlukta olduğunu mu? Hayır. Arabanın renkleri kaybolmuş. Ne oluyor böyle? Bu benim şimdiye kadarki en iyi planım. Hot Wheels şehrindeki tüm arabaları 2 tonlu sıkıcı teker çekerlere dönüştüren renk silici lazerim. Yarışlar duracak. Gösteriler sona erecek. Gösterişli arabalar ortadan kalkacak. O kadar da gösterişli değil canım. Ne oldu zehirli yılan? Renk silici sadece geçici bir isim. Aklımda çok havalı isimler var. Bu can sıkıcı ışından kaçmamız gerek. Gazda! Lazer çevrimi diye buna denir. Işını atlattık. Neden yavaşladık Elliot? Forward Force yolları ışındıran altın parıltılı mor rengi olmayınca bana çok tuhaf geliyor. Güçlü bir şekilde ileri gitmeyi canım hiç istemiyor. Seni çok iyi anlıyorum. Night Shifter'ın herkes sollayan siyah gövdesi ve asfalt pişiren kırmızılı üşemesi olmayınca ben de gaza basmak pek istemiyorum doğrusu. Merhaba arkadaşlar, yavaş gitmek nasıl bir duygu? Sıkıcı. Sanırım kendi kendime yarışacağım çünkü beni geçebilecek tek kişi benim. Harika. Keyfim bir. Tivemil. Yarışacağını sanıyordum. Tivemil muhteşem kırmızı rengi ve lastik uçuran titanyum jantları olmayınca sıradan bir arabaya dönüştü. Draven, arabaların renklerini mutlaka o soldurmuştur. Yakında buradaki en hızlı ve havalı sürücü o olacak. Evet. Gördün mü? Mükemmel planım işte bu. Sana bunu söylemiştim. Şimdi kim gülüyor bakalım? Draven'ı gören var mı? Büyük bir ışın silahı fark ettiniz mi? Demek efsanevi yarış kariyerlerimiz böyle sona erecekmiş. Hız sınırlarına uyarak. Ömür boyu birinci vites. Acele etme çocuk. Bizim hiç acelemiz yok çünkü. Haberler kötü arkadaşlar. Draven'ı bulamıyorum. Galiba sonsuza kadar sıkıcı kalacağız. Bu kız neyi işaret ediyor? Oto yıkama yerini mi? İşte bu. Arabalar her zaman en baştaki gibi oto yıkamaya gider. Ve yeni gibi temiz ve renkli olurlar. Yani bu arabalarımızı yeniden havalı mı yapacak sence? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Gidelim. Kaybedecek bir saniyemiz bile yok. O kadar hızlı gitmeyin. Yani yavaş demek istemiştim. Atfield şehrindeki en hızlı sürücü artık benim. Ben bu yılanı geçerim. Er ya da geç. Eskiden böyle durumlarda muhteşem ve harika şeyler yapmaz mıydık? Ne dersiniz çocuklar? Sıkıcı olmadan önce biz hep hızlı gitmez miydik? Lastikleri kızartın. Pedallara yüklenin. Gazı kökleyin. Bize daha fazla tork gerek. Yapılacak tek bir şey var. Hot Wheels şehri drifti. Dostum bu efsanevi ama tehlikeli bir şeydir. Bu hareketi beceremezsen sonsuza dek drifti yaparsın. Sadece tek bir şansımız kaldı. Şimdi dönelim. Bunun adı... Yılanı şaşırtmak olsun. İyi düşündün Elliot. Bu çok kötü Draven. Görünüşe bakılırsa Hot Wheels şehrinin en yavaş ve en sıkıcı sürücüsü resmen hala sensin. Anlaşılan Hot Wheels şehri yeniden normale döndü. Yani normale yakın. Bu hiç normal değil. Evet. Hot Wheels Ultimate derece gibinde bu hafta. Boring'le karşı karşıyayız. Chase ve ekibi yakıtları bitmeden Demboriz'i yenebilecek mi? Meydan okumak
Bazı kristaller kahverengi. Vay canına. Sarı mı? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu inanılmaz bir şey Queen. Söylemiştim Chase. Çocuklar şuna bakın. Hogwarts şehrindeki en büyük elmas bu olmalı. Şuna bak Sofia. Bu elmas öyle büyük ki üçümüz birleşsek anca kaldırırız. Çok güzel oldu o kes. Draven! Seni hiç beklemiyordum. Ne istiyorsun? Mağazanın tadını çıkartıyorum. Ya tabii Draven. Eminim o müthiş elması çalmaya gelmişsindir. Nasıl işlemediğim suçlardan ötürü beni suçlarsın sen bakayım? Yani henüz. Mağaranın tadını hep birlikte çıkartalım. Asla olmaz. Kesinlikle hayır. Yine bir işler peşinde bu. Hey! Deprem! Sever ve ben kocaman parlak bir nesne biliyorum. Devasa elmas tabii ya. Kaybedilecek zaman yok. Goril giderek sinirleniyor. Şu anda %100 öfkeli. Bu saldıracak demek. Ah şu goril yok mu? Sosisli sandviçlerim. Goril'in dikkatini dağıtmalıyız. Hemen. Ama o elmas o kadar ağır ki onu sadece ikimiz taşıyamayız Queen. Bir altımız garaj ekibi üyemiz eksik. Evet. Elliot nerede bu arada? Bu sırada Elliot da hayvanat bahçesinde. Hogwarts şehri hayvanat bahçesinde müthiş hayvanlar var. Bu kötü oldu işte. Kötü oldu işte. Bize yardım gerekli. Bize yardımcı olabilecek birini biliyorum. Ama Draven kötü biri. Gerçekten de %90.8 kötü biri. Aynen öyle. Chase, bize yardım gerekli ve goril gitgide daha da öfkeleniyor. Acele edin. Bu gorilin dişleri çok güçlü. Pekala. Şehre yardım etmek Draven'a karşı olan hislerimden daha önemli. Draven! Yine mi sen? Ben bir şey çalmadım. Sadece yakıt alacağım. Ve şu dev goril de yolu tıkıyor. Biliyorum. Bu goril herkesin gününü mahvediyor. Bize yardım etsen? Tabii. Ama bu bizi arkadaş yapmaz. Süper. Hadi o zaman. Ama hiç yakıtım kalmadı. Ve benimki de bitmek üzere. Benim aklıma bir alternatif geliyor. Vay canına, süper taşıyıcı. Bu araçların hepsi hazır.
O zaman benzin boş verelim ve elektrikli arabalara geçelim. Oo, elektrikli mi? Süpermiş. Hadi bakalım Bubble Metric ve Skull Crusher. Chase ve Sophia elması yerinden çıkartmaya çalışıyor ama yeterince güçlü değiller. İyilere yardım etmek için elması çalmaya çalışacağım aklıma gelmezdi. Aklına yanlış bir şey gelmesin. Bir şey çalmıyoruz. Sadece ödünç alıyoruz. Tabii. Elektrikli arabaların elmasa güç vermesi gerekiyor. Gori parıldayan elması görüyor ama öfkeleniyor. Ve şimdi %200 öfkeli. Goril daha da mı kızdı? Çok acıdı. Normalde bu kristalin sahibi gorildir. Ama yılın bu zamanı öyle değil. İşe yaramadı. Biz gorilin dikkatini dağıtmaya çalışırken başka bir şey dikkatini dağıtıyor. Depremler de güçleniyor. Bu deprem değildi. Mide gurultusuydu. Teşekkürler. Aşırı iri gorilin yakıtı bitti. Bir şeyler yemeli. Bu koca oğlana hemen bir muz bulmamız gerekiyor. Harika bir fikir. İyi de bu maymunu mutlu edecek büyüklükte olan bir muzu nereden bulacağız? Peşimden gelin. Muz otomatı mı bu? Dondurmacı muzlu tatlısını işte böyle yapıyor. Sen burayı nereden biliyorsun? Dondurmayı severim. Çok. Bu müthiş bir şey ama onca deprem elektrik kablolarını bozmuş. Ekip makineyi çalıştırabilmek için elektrikli arabalarını kullanacak. Elektriği ben hallederim. Sophia, şu maymuna öyle bir darbe indir ki hemen ağzını açsın. Tamamdır. Sonra da Draven bu gorilin karnını güzelce doyursun. Ben senden emir almam ama tamam. Hazır. Hadi işe koyulsanıza. İşe yaradı. Hadi gidelim. İşte geldim gorilin. Dok dok. En kötü kabusuna hoş geldin. Muz zamanı. Muzlar spor olabilir. Hızlı fırlıyor. Goril de muzlara bayılıyor. Dakikada bir milyon muz yedilir. Goril mutlu ve benzin istasyonu yeniden çalışıyor. Bibi. Aslında Ultimate Garaj ekibinin çok iyi bir üyesi oldun Draven. Asla olmaz. Kulübünüze katılmayacağım. Bak, anlaşamadığımız noktalar var ama neyse ki onları hallettik. Bize yardım etmeni istemesek muz fikri aklımıza gelmeyebilirdi. Ve bu fikir sayesinde günü kurtardık. Yani itiraf etmem gerek, o kadar da kötü değilmişsin. Durun, Draven nereye gitti? Bir saniye yahu. Draven elması aldı. Biliyordum. Şimdi seni yakalayacağım. Beni bekle Chase. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an bir şeyler oluyor. Sonra mega garaja yapılan bir yolculuk gibisi yok. Öyle değil mi Elliot? Haklısın Chase. Bu sanki en sevdiğinle yani arabanla tatile çıkmak gibi bir şey. Dostum, şiir gibi konuştun. Bu adam bir yerden bana tanıdık geldi. Evet. Çünkü o Draven. Ben Draven değilim. Adım Graven. Sadece bir harf değiştirmişsin. Hey dostum, Graven'ı rahat bırak. Adam sadece işini yapıyor. Sen işini yapmaya devam et dostum. Bilet alabilir miyiz? Bilete ihtiyacınız olmayacak çünkü buradan asla ayrılamayacaksınız. Asla ayrılmamak derken? Aa, evet, önemli değil. Kelime oyunu yaptım.
güzel garaj. Evet, sanki arabalar için bir disco gibi. Park edeceğiz ve güzelce dinleneceğiz. Bu da ne böyle? Sophia Speed, Atfiyas şehrindeki en hızlı sürücü. Benden sonra. Çocuklar, gelin bu işi temelli halledelim, tamam mı? Kimin en hızlı olduğunu öğrenmek için sizi yarışa davet ediyorum. O uyuşuk arabana yeni bir turbo taktırsan iyi olur Speed. Çünkü benim arabam seninkinden çok daha hızlı. Ve benim arabam da... bayağı hızlı. Sen benden daha iyi övünemezsin Elliot. Hemen aşağı geliyoruz. Aşağı ineceğimizi sanıyordum. Evet, burası geldiğimiz yer. Bu arabaları görmüştük daha önce. Ben bundan emin değilim Chase. Hadi, Sophia bizi bekliyor. Ne? Şimdi de çatıdayız. Aşağı gittiğimize yemin edebilirim dostum. Burada neler oluyor? Hoş geldiniz Draven'ın... yani... Graven'ın Mega Serap garajına hoş geldiniz diyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir çünkü sonsuza dek burada kalacaksınız saflar. Bunun bizim saflığımızda ne ilgisi var? Asaf mı dedim ben? Şapşallar demek istemiştim. Bu iş gittikçe garipleşiyor. Hadi ayrılalım. Sen yukarı git, ben aşağı gideceğim. Sen de daireler çizdiğimiz hissine kapılıyor musun? Sen de daireler çizdiğimiz hissine kapılıyor musun? Bunu yine söyleyebilirsin. Şimdi söyledim ya. Bu acayip garajdan nasıl çıkacağız biz? Panik yapma. Dikkatli planlama ve hassas manevralar gerektiren imkansız gibi görünen bir durumla karşılaştığımızda her zaman yaptığımız şeyi yapacağız dost. Pedalı kökleyip çılgınca araba mı süreceğiz? Lafı ağzımdan aldın. Evet. İşe yaramadı. Keşke buraya girmeden öncesine dönebilseydik. İşte bu. Araba açısından bir yere geri gitmenin tek bir yolu var. Ne peki? Geri vites. Geri döndük. İyi denemeydi Graven. Ama Mega Serap garajından kurtulduk. Evet. Baksana Graven. Draven'a Chase ve Elliot'ın iyi denemeydi dediklerini söyle. Geciktiğimiz için üzgünüm Sophia. Bir Mega Garaj Serap'ın içinde sıkışıp kalmıştık. Sen neden bahsediyorsun? Sadece bir dakika oldu. Aa, evet. Harika. Yarış başlıyor. Gazı köklesen iyi olur Speed. Ayrıca çok hızlı sürmen de iyi olur. Sen gelmiş geçmiş en kötü daha iyisin. O sensin. Ben bir otopark görevlisiyim. Hayır. Sen bensin. Ama isim kartın farklı. Çocuklar, nereye park ettim ben? Hotwheels Ultimate Garaj ekibinde bu hafta. Bu dokunaçlar inanılmaz. Bu ekip Autobot'u yenmek için kazanma hırsını bir kenara bırakabilecek mi acaba? Meydan okuma kabul edildi. Hotwheels şehrinde harika bir gün. Bu kadar sakin olmasına şaşırdım. Merhaba komşu. Araçlar film izliyor. Garajın en tepesinde... Sörf zamanı. Elliot hızla aşağı iniyor ve büyük bir atlayış gerçekleştiriyor. Ve sörf tahtasının üstüne iniyor. Ve bu tahta arabasının içinden çıkıyor. Hava açık ve yeni sörf tahtamı denemek için mükemmel. Chase ve Sophia Elliot'ın yanına geliyor. Yer aç bakalım Elliot. Selam Chase. Hot Wheels şehrinde sörf merakı başladı. Bugün herkes suda. Değil mi Sophia? Asla kaçıramazdım. Hızlı araba sürerim ama sörfte daha bile hızlıyım. Bence bana yetişemezsin Elliot. Oo, meydan okuma kabul edildi Sophia. Beni yakalayamazsın.
Güzel sürüyorsun. Elliot deniz kenarında güneşlenen Queen'i görüyor. Selam Queen. Büyük sörf yarışması yaklaşıyor. Ve ben kazanacağım. Ben kaydoldum bile. Ama sörf yapmadan önce odaklanmam gerekiyor. Böyle mi odaklanıyorsun? Ama ses çok yüksek. Seni duyamıyorum. Çok ses var. Kulaklarım buna dayanamayacak. Çok rahatlatıcı. Hala kimseyi duyamıyor çünkü müziğin sesi çok yüksek. Ama ileride bir tehlikenin onları beklediğini de bilmiyorlar. Çok korkutucu. Hanımlar ve beyler, Hot Wheels şehri süper şahane surf yarışmasına hoş geldiniz. Eğlendiğiniz sürece buradaki herkes kazanmış demektir. Ve kazanıp kupayı almaktan eğlenceli ne olabilir? Kupa mı? Hadi ama. Üzgünüm ama o benim olacak. Mümkün değil Elliot. O kupa benim. Hiç şansın yok Queen. Hepsini ben kazanacağım. Meydan okuma kabul edildi. Evet. Yanlış anlamışsınız millet. Sörfte önemli olan kazanmak değildir. Önemli olan... Havai fişek vakti. Tahtalarınızı kapın. Sörfçüler, sörf yarışması başlıyor. 3, 2, 1, ahtapot mu? Ahtapot mu? Orada hiç kimse fotoğraf çektiremeyecek ve gemiler denizde kaybolacak. Olamaz, ahtapot. Arabalar kaçmaya başlıyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ahtapotu yenebileceklerini düşünmüyorlar. Hey sen ahtapot! Hot Wheels şehri tehlike altında. Herkesin dikkatine. Sörf yarışması iptal oldu. Ve ahtapotla savaşma yarışması başlamak üzere. Ve ahtapotu yenen kişi büyük bir kupa kazanacak. Birinci benim Elliot. İlk sırada Chase var. Bu ahtapotun ağam karşısında hiçbir şansı yok. Ama ahtapot çok büyük olduğundan ağ kendisine dolanıyor. Kazandın mı? Kaybettim. Çünkü çok yavaştım. Evet. Sophie de en az çita kadar hızlı. Elveda ahtapot, merhaba kupa. Ahtapotun üstüne atlıyor ama ıskalıyor. Tüh. Oo, anlaşılan işe yaramadı. Aman ya. Anlaşılan yenildi Sophia. Bakalım Elliot onu alt edecek mi? Şu ahtapotun etrafına daireler çizelim bakalım. Bir sürü dokunacı var. En az 5-6 tane olmalı. Aslında 8 dokunacı var. Ahto 8 demek. Bu yüzden ismi ahtapot. Ahtapot kamufle olmak için renk değiştirebilir. 3 kalbi vardır ve boyutuna göre de beyni diğer omurgasızlara kıyasla daha büyüktür. Bu kadar hayvan bilgisi yeter. Yardım et. İşiniz bana kaldı. Queen ışın tabancasıyla ahtapotu yenmeye çalışıyor. Anti ahtapot ışını sayesinde o kupayı kolayca kazanacağım. Ne? Niye işe yaramadı? Bu anti kedi ışınımmış. Bu hiç iyi olmadı. Hadi gidelim buradan Elliot. Şimdi ne yapacağız? Birbirinizi yenmek için öyle uğraştınız ki... ...fena yorgun düştünüz dostlarım. Bu da ne demek böyle? Sörfte önemli olan doğayla uyum içinde olmak, dostlarla olmaktır. Bunun ahtapotla ne ilgisi var ki? Onca havai fişek ve bağırışlar huzurunu bozana kadar ahtapot bebek gibi uyuyordu. Bu ahtapotu sakinleştirmenin tek yolu da gevşemek. Hep birlikte. Ama hep birlikte hareket edersek kupayı hangimiz kazanacak?
Başımıza bu işlerin açılmasının nedeni herkesi kupayı kazanmaya çalışmasıydı. Ahtapotu uyandırdılar ve şimdi onu tekrar uyutmalılar. Var mısınız? Ben varım. Bu ahtapot birazdan koyunları sarmaya başlayacak. Ninni görevi hadi başlasın. Evet. Birinci adım, Elliot Queen'in müzik setine bir kablo bağlıyor. Ninni sevk edildi. Uyusun da büyüsün ahtapot Ninni. Koyunlar gelsin. Chase koyun balığı resmiyle dalgaların arasından yükseliyor. Buyu. Uyku vakti ahtapot. Tatlı rüyalar. İşe yarıyor. Uykusu gelmeye başladı. Çok huzurlu görünüyor. Onu yenmemize gerek kalmadı. Ve bunu birlikte başardık. Aferin bize Altımıt Garaj ekibi. Yaşasın. Evet. Şş, sessiz olun. Ahtapot uyanmasın. Arkadaşlarına günü kurtarmak, ödül kupasını kazanmaktan daha güzel. Seninle gurur duyuyorum kanka. Sörf yarışları hep böyle heyecanlı mıdır? Bu daha başlangıçtı. Bu ekip günü kurtarmak adına birlik olmak için rekabeti bir kenara bıraktı. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. Yeni haber. Zehirli dev canavarların etrafı birbirine katmasını ister misiniz? İşte buradalar. Zehirli dev T-Rex mi dediniz? Evet. Süper büyük zehirli yılan mı? Hizmetinizde. Peki ya çok büyük zehirli goril? O da burada. Şerif, peki şehri nasıl geri almayı planlıyorsun? Ben mi? Şerif, sensin. Evet, benim planım şu. Chase ve Elliot. İşte başından beri planım buydu. Elbette. Endişelenme Şerif. Bu çılgın canavarları sen daha gazı kökle demeden hallederiz biz zaten. Gazı kökle. Peki döndür tekerleri demeden halletmemize ne dersin? Ya da sürüş zamanı. Canavarlarımı durdurabilirsiniz ama bu sefer işler hiç de tam olarak göründüğü gibi değil. Öyle değil mi dev yılan? Neden bunlara sürpriz bir ziyarette bulunmuyorsun bakalım? Onlara Draven'ın içinden gelen en kötü dileklerini ilet olur mu? Aa, tabii tabii konuşamadığını biliyorum. Sadece tısla falan işte. Nerede bu canavarlar? Orada! Nerede? Bu kaybolup duran sihirli yılan da ne böyle? Bilmiyorum ama bir fikrim var dostum. Draven'ın canavarları geri döndüğüne göre onlardan geçen sefer kurtulduğumuz gibi kurtulalım. Ne dersin? İyi düşündün. Yine dejavu yaşayacağız. Hey seni büyük sürüngen, buraya gel. İşte biz böyle dejavu yaparız. Sıra Goril'de. Onu biraz yumuşattık. Bir darbe daha işini bitirir. Zehirli dev yılan. Tamam. Zehirli dev goril. Tamam. Geriye sadece bir canavar kaldı. Dur tahmin edeyim. Zehirli dev T-Rex. Umarım hava yastıklarımız çalışır. Yardıma ihtiyacınız olduğunu gördüm. Ya da bir tampona. Zehirli dev canavarları yendik. Dejavu bitti. O kadar aceleci olmayın arkadaşlar. Görünüşe göre Draven bir çeşit... Hey, nereden geldi bunlar? Yine mi? Bunlar laftan anlamıyor mu? Ben de diyordum ki galiba Draven canavarlarını oradan oraya göndermek için bir çeşit slime ışınlayıcı kullanıyor. Endişelenmeyin. Her şey tamamen kontrolümüz altında. Evet, tamamen. Hey,
Hey Chase, tamamenin tam tersi nedir? Hadi gelin, yine bir dejavu yapıp bu işi düzeltelim. Yararı yok. Sürekli buraya ışınlanıp duruyorlar. Evet, dejavu falan yapamıyoruz. Bir dakika. İşte buldum. Sürekli ışınlanıyorlar. Ve bunu lehimize kullanabiliriz. Chase, Elliot, hadi canavar manevrasını yapalım. Şehri dolaşmaya devam edin. Bu canavarları birbirlerine mümkün olduğu kadar yakınlaştırın. İşte bu harika bir canavar karışımı oldu bence. Aynı şeylerin sürekli tekrarlanmasından bahsetmişken, Draven nereye gitti acaba? Şimdilik canavarlarımı halletmiş olabilirsiniz ama eğlence daha yeni başlıyor. Ve eğlence derken gerçekten eğleneceğinizi kastetmiyorum. Çünkü çok kötü şeyler olmak üzere. Artık her an çok... kötü şeyler olabilir. Biri bu canavarları üzerinden alabilir mi lütfen? Hot Wheels Ultimate Garaj ekibinde bu hafta. Bizde operasyon. Yağma yenilmez zırhı olan bir hayvan nasıl yenilebilir ki? Hot Wheels şehrinde çok güzel bir gün. İnsanlar köpekleri dolaştırıyor. Aileler bir araya geliyor, yemeklerini yiyor. Sosu uzatabilir misin? Ama bir yarış, dikkatlerini dağıtıyor. Hadi gelsene Chase. Herkesin kaputunun altında jet motoru yok Sofia. Yol ikiye ayrılıyor, karar vakti. Manzaralı dağ yolundan mı gidelim, yoksa hızlı otobandan mı? Otobandan. Çok şaşırdım. Hep aynı şeyi seçiyorsun. Ve hep de öyle olacak. Aa! Uyarı alarmı çalıyor. Dev bir akrep şehre saldırıyor. Şerife yardım etmeliyiz. Hadi gel. Olamaz. Polis merkezinde alarm çalıyor. Şerif, akrep nerede? Tam arkamda. Dikkat edin. Olamaz. Dev bir akrep karakola saldırıyor ve kuyruğunu savurup duruyor. Vay canına. Şu kuyruğa bakın. Kuyruğunu gerçekten de çok hızlı sallayan bir akrep bu. Çok korkutucu bir şey bu ve havalı. Ve sonra akrep kuyruğunu çatlağa doğru savuruyor ve dünyanın dört bir yanındaki arabalar havaya uçmaya başlıyor. Dev bir böceğin karakolumuzu mahvetmesi de mi havalı? Ve daha önemlisi bahçem gitti. Begonyalara cidden üzüldüm. Vay canına, kuyruğu hızlıymış. Ama benden hızlı değil. Sofia, dikkat et. Evet. Üstümdeki şeritleri epey bir hırpaladı. Ultimate Garaj ekibi bana yardım edin. Ben kötü adamları alt edeceğim, akrepleri değil. Diğer arabalar şöyle diyor. Bu sesler de ne? Büyük anneler ve büyük babalar şöyle diyor. Oh, nihayet susturabiliyorum. Begonyalara dokunma. Bu da neydi? Bu akrebi yenmenin kolay bir yolu olmalı. Ben bir yakından bakayım. Chase akrebe doğru yaklaşıyor. Ama çok yavaş ve sessizce. Şu elma ağaçlarının arkasına saklanırsam beni göremez. Ama ses çıkarıyor. Olamaz. Beni gördü. Akrep bir elma ağacını çekip havalara fırlatıyor. Herkes korkuyor. Herkes aracıyla kaçışıyor. Herkes korkudan çıldırmak üzere. Fena ödün koptu. Hem de nasıl? Akrep sinirleniyor ve kuyruğuyla onu yakalıyor. Ve onu kafasının içine çekiyor. Evdeki evcil tarantulamdan çok daha büyüksün. Dayan Chase,
istiyorum. Bakalım bu akrep sonsuz döngü çemberi sevecek mi? Rampadan atlıyor ve akrebin içine uçuyor. Sağ ol. Şimdi de şu akrebi durduralım. Evet ve dış kabuğu çok sert. Bize gereken... Daha fazla hız. Hayır Sofia, dinle. Sesten daha hızlı giderken seni duyamıyorum ki. Bu da ne demek böyle? Bakalım bu üç çembere ne diyeceksin? Sofia akrebin kafasına indiriyor ve takla atıp düşüyor. Çok trajikti. Çınlama sesini sen de duyuyor musun? Yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Seni uyarmaya çalıştım. Araban zırhın delecek kadar ağır değil. Ne diyorsun? Farklı bir araba bulmalısın Sofia. Hemen. Meydan okuma kabul edildi. Queen! Şanslısınız ki elimde pek çok çeşit araba var. Ama arabamı seviyorum. Yeni bir araba istemiyorum ki. Senin havalı araban da iyi ivmeleniyor. Ama zırhı delecek büyüklükte değil. Pekala. Hadi o zaman. Ama hoşuna gideceğini sanmam. İlk olarak... Bubblematic. Kabarcık mı? Su altına mı kaçacaksın? Karde Asada. Zevkli ama hayır. Road Survive. Bu da bir başka yarış arabası ama sıradaki... Voxilla. Yaklaştır. Quick Bite. İşte budur Sofia. Bu çok uygun. Ne kadar da büyük ve ağır. Ben hiç böyle arabalar sürmem. Merak etme Sofia. Akrebe doğru uç ve gerisini Sir Isaac Newton'a bırak. Kime? Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oh! Newton'un ikinci yasası. Sen bunu nereden biliyorsun? Bu yeni arabayla bence o akrebi yeneceksin. Evet. Tamamdır Queen. Aç el yalara dokunma. Bu kuş evini kendi ellerimle yapmıştım. Acele edin Ultimate Garage ekibi. Bu akrebi yenmek için nereden atlaman gerekiyor? Hot Wheels Kulesi'nden. Hot Wheels Kulesi şu anda devasa bir kuleye dönüşmek üzere. Vay canına. Ne kadar da yüksek. Vay canına. Cidden çok yüksek. Sofia hazır mısın? Çok gerginim Queen. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Yeni bir şey denemek korkutucudur ama tanıdığım en cesur şoför sensin Sofia. Unutmayın, Sofia'nın arabası çok ağır. 3, 2, 1. Çok da hızlı ilerliyor. Bahçe cücelerim. Ağır çekimde nasıl doğdu? Gibi görünüyor. Kafası karışmış. Bu nasıl oldu ki? Bu arabalar çok heyecanlı. Hepsi çığlık atıyor. Evet, başardınız. Müthiş bir hareketti Sofia. Yeni bir şey denedim ve bu keyifliydi. Hep aynı yoldan gidersen pek çok müthiş macerayı kaçırabilirsin. Bu seferlik daha yolundan gitmeye ne dersin? Yarışalım mı? Sofia kasaba bahçesini kurtarmak için elini taşın altına soktu. Hadi gelsene Chase. Meydan okuma kabul edildi. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. İşte size yeni bir haber. Hot Wheels şehri canavarlarımın en büyük saldırısı altında. Ve
Draven gelmiş geçmiş en kötülük dolu planını uyguluyor. Bu zehirli bir slime ışınlayıcı. Nasıl herkes benim gelmiş geçmiş en kötülük dolu planımı biliyor? Anlaşılan Draven sığınağında kendi görüntülerini yanlışlıkla kaydetmiş ve bize ulaşmış. Evet. Bunu yaptın doğru. Hay aksi. Artık bu zehirli dev canavarlardan bıktım ben. En azından durum daha da kötüye gidemez. Çocuklar, işler çok daha kötüye gitti. Hayır, yine yanıldım. Hey, Queen geri döndü. Benim bir planım var. Draven'ı kötülük dolu sığınağından çıkarmamız gerek. Tamam. Ama bu planın işe yaraması için birine ihtiyacımız var. Sophia Speed'e. Yani... Evet. Ne de olsa o Hotwheels şehrindeki en hızlı sürücü değil mi? Vay canına. Bunu kabul edeceğini hiç düşünmemiştim. Sence aradığımız yer burası mı? Burası tüylerimi ürpertti. Hiç tekin görünmüyor. Ve kesinlikle karanlık ve uğursuz. Ve bakın, burayı zehirli bir dev yılan koruyor. Burası kesinlikle bir sığınak. Hey, neler oluyor? Burada sığınaklara yakışan işler yapmaya çalışıyorum. Hey, gidin buradan. Bahçemde çocuklar oynayamaz. Hey, bu benim zehirli slime ışınlayıcım. Ver onu bana. Bunun için önce Hotwheels şehrindeki en hızlı sürücüyü yakalaman gerek, Draven. Yeni haber. Hotwheels şehrindeki gelmiş geçmiş en hızlı takip başladı. Kumandamın bile bir uzaktan kumandası olduğunu bilmiyorlar ama. Hep birlikte bir tuzağa doğru gidiyorlar. Bu haber yeni geldi. Herkes bir tuzağa doğru ilerliyor. Ne? Bunu nereden bildi bu kadın? Kendimi filme çekmiştim. Yine. Önemli değil. Artık çok geç. Bu binalar da nereden çıktı? Yine mi canavarlar? Uzaktan kumanda bizde değil miydi? Şimdi canavarların marabalarınızı sonsuza dek yok edecek. Ve ben bundan sonra Hotwheels şehrindeki en hızlı ve en havalı araba olma unvanını resmen ele geçirecek olan La Fasta'yla şehirde gezeceğim. Kazanırken fotoğrafımı çekin. Aslında çok daha uzak bir yere gideceksin Draven. Megatron'a. Ama haksızlık bu. Beni kandırdınız. Geri döneceğim. Draven'ı durduramazsınız. Görünüşe göre hepimiz bir süre daha Hotwheels şehrinde takılacağız çocuklar. Baksana Chase. Benim Hotwheels şehrindeki en hızlı sürücü olduğumu söylediğini duydum. Hepimiz bir sürü şey söyledik. Ama sen o zehirli canavarlar karşısında çok iyi araba kullandın. Sen de öyle. Şimdilik en hızlı sen olabilirsin. Ama yeni arabamı alana kadar bekle. Hotwheels şehrinin güzelliği de bu. Burada herkes en hızlı olabilir.